Arkadaşlar hepinize merhabalar. AYT Matematik Soru Bankamızı çözmeye devam ediyoruz. Limit konusunun 11. testindeyiz. İlk sorumuzla başlayalım. X eleman eksi sonsuz açık sıfır kapalı aralığı olduğuna göre X değeri sıfıra yaklaşırken 4 üzeri 3 bölü X artı 2 üzeri X eksi 1 artı 5 bölü 2'nin 1 bölü X'inci kuvveti ifadesinin limit değeri nedir? Şu 1 bölü X'ler ve 3 bölü x'lerle ilgili bir yorum yapacağım size. Şimdi örneğin arkadaşlar diyelim ki a bölü x ile ilgileniyorsunuz. Ve x sıfıra yaklaşıyor. Bakın x eşittir sıfıra sol taraftan yaklaştığına dikkatinizi çekiyorum. 0 onda 1 verirsek bakın a bölü tabi eksi a bölü eksi 0 e, onda 1. Pay ve payda 10 ile çarparsak eksi 10 a olduğunu görüyorsunuz. Peki eğer biz x yerine eksi 0 onda 1 değil de 0'a çok daha yakın olan eksi 0 tam %1 verirsek a bölü eksi 0 tam %1 dediğimizde bu sefer de eksi 100 a olacaktır. Tabii ki buradaki a sayısı pozitif. Çünkü biz burada 3 ve 1'in pozitif olduğunu söylüyoruz. Parantez içerisinde a e, pozitif bir reel sayı olsun. E, tam sayı olarak da düşünebilirsiniz tabii ki. Şimdi dikkat ettiyseniz eksi 10 a sonra eksi 100 a. Biz, bir sonraki hamlemizde eksi 0 tam binde 1 verdiğimizde de bu sefer sonucumuz eksi 1000 a olacaktır. Yani kısacası nereye doğru gidiyoruz? Eksi sonsuza doğru gidiyoruz. Nereden anladınız hocam? Mesela A'ya 1 dersek eksi 10. 1 dersek eksi 100. 1 dersek eksi 1000. Giderek eksi sonsuza. Şimdi eksi sonsuza gittiğimiz için artık bu A bölü x'lerin yerine eksi sonsuz yazabiliriz. Ve sorumuzu artık çözebiliriz. Bakın 4 üzeri eksi sonsuz artı 5 bölü 2 üzeri eksi sonsuz yazabiliriz. Burayı anladınız sanırım. Şimdi bir de x değeri 0'a yaklaşıyordu. Artık bu x eksi 1 normal bir polinom mesela 1 bölü x eksi 1, 3 bölü x eksi 1 gibi paydada olmuş olsaydı biraz önceki yorumlar geçer, geçerliydi. Ama burada direkt x yerine 0 yazabiliriz. Polinomsal fonksiyonları da hatırlayın daha önceki testlerde. x yerine direkt 0 yazıyoruz. Şimdi buraya kadar bir problem yok. Peki 4 üzeri eksi sonsuzu nasıl yapacağız? Bunu 1 bölü 4'ün sonsuzcu kuvveti olarak düşünün. Diğerinde 2 bölü 5'in ters çevirisi eksiden dolayı sonsuzcu kuvveti olarak düşünebilirsiniz. Sağ tarafta zaten 1 bölü 2 olacaktır. Arkadaşlar basit kesirlerin sonsuzuncu kuvveti 0'dır. Nereden anladınız hocam diyeceksiniz. Yaklaşık olarak nereden anladınız? Mesela 1 verdiğimizde 1 bölü 4. 2 verirsek 1 bölü 16. 3 verirsek 1 bölü 64. Payda büyüdükçe değer gittikçe sıfıra çok yakın bir değer olacaktır. Zaten limit gerçek değerden öte yaklaştığı değer anlamına gelir. Yine 2 bölü 5 için de aynı yorum yapabiliriz. 1 bölü 2 eklersek de sonucumuz A seçeneği olarak çıkmış olur. O zaman buraya küçük bir not daha düşelim. Bu tarz sorularda basit kesirlerin sonsuzuncu kuvveti sıfırdır. Bileşik kesirlerin bileşik kesirlerin sonsuzuncu kuvveti de sonsuzdur. Müfredatın dışında bir soru e, tarzı ama yine de e, karşımıza çıktığı için anlatmış oldum sizlere. Peki buna göre limit x 2'ye sağdan gelirken fx eksi limit x 2'ye sağdan gelirken fx farkının değeri nedir? Arkadaşlar bakın ee, x eşittir 2 değer için zaten x artı 2 bizim limitte bu x eşittir 2 değerli bir işimiz yok hatırlarsanız bu tarz bir soru çözmüştük daha önceki testlerde. Şimdi eğer x sayısı 2'den farklıysa 2'den büyüktür ya da küçüktür diyebiliriz. 2'den ee, büyük değerler için mutlak değer dışına kendisi olarak çıkacaktır x eksi 2 ifadesi. Gördüğünüz gibi payda kısmındaki parantezin alırsak 1 bölü 2 olarak bulmuş olacağız bu ifade. 2'ye soldan gelirsek bakın soldan gelirsek bu sefer burası eksilisi olarak karşımıza çıkar. Şöyle yapalım. Eksi parantezinde x eksi 2 bölü. 2 parantezinde x eksi 2. Bu ifadeler gidecektir ve eksi 1 bölü 2 olarak karşımıza çıkar. Bu işlemleri yaparsak 2 bölü 2'den bir sonucunu buluruz. İkinci sorumuzun da cevabı C seçeneğidir. Üçüncü soruyla devam edelim. Bir geometri sorusu aynı zamanda. Şimdi bakalım bir ABC üçgeninde AC doğru parçası M'ymiş. Şuraya M yazabiliriz. DC uzunluğu neymiş? Doğru parçası dedim ama uzunluk. AB uzunluğu X'miş. Şuraya X yazabiliriz. Limit M yerine kök N gelirse diyor. Yani bu ifadeyi sil diyor. M yerine kök N gelirse diyor. AB uzunluğu ne olur diyor. Yani diyor ki Bakın buradaki limitten bize ne anlatmaya çalışıyor anlatayım. M gördüğün yere kök n yaz diyor. X'i bana bul diyor. Yani ben aslında diyor sana bir geometrisi sor, geometri sorusu sordum diyor aslında. 40-30 daha iki iç açı bir dış açı burası 70. 70-20 daha 90. Buranın 90 olduğunu söyleyebiliriz. Bakın geometride biliyorsunuz e, değişik yöntemler var. Mesela ben muhteşem üçlü olayını bir denemek istiyorum. Bir an için bunların eşit olduğunu varsayalım. 70 Burası 20, gördüğünüz gibi 20 ile 20 de ikiz kenar üçgen bir problem yok. Aynı zamanda 70-70 daha 140'tan burası 40 olacaktır. Şu yeşil üçgene dikkatinizi çekeyim. Şu yeşil üçgen bir ikizkenar üçgen. Gördüğünüz gibi taban açılarının aynı olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla eğer bu AC kenarı kök n ise AE kenarı da kök n olmalıdır diyebilirim. 70'in karşısı gördüğünüz gibi köken. Buraya da kök n yazabilirim. Buraya kadar bir problem yok. Şimdi ben Şöyle geometri özelliklerinden yararlanacağım biliyorsunuz. Şöyle bir 90 derece yaparsam bakın. Şurada 70 derece olduğunu biliyorum. Burada 20 derece olduğunu biliyorum. Hocam 90 niye buraya çektiniz? Arkadaşlar 30 60 90 üçgeni biliyorsunuz ki dik üçgenlerde 30 60 90 üçgeni meşhurdur. 45 45 90 üçgeni meşhurdur. 120 30 30. Bunlardan birini kullanarak soruyu çözmeye çalışacağım. Şimdi 30'un karşısında bakın 90 90'ın karşısına n yazmış gördüğünüz gibi. Bakın burası n. 90'ın karşısı m. Ya da büyük üçgende yapalım. Büyük üçgende yapsak daha mantıklı. 90'ın karşısı köken, 30'un karşısı köken bölü 2 bakın burası. Köken bölü 2 olsun. Şimdi 30'un karşısı köken bölü 2 olarak yaptık. Peki 90'ın karşısı ne? Köken. 60'ın karşısı da zaten 3 katıdır. Onunla şimdilik ilgilenmeyelim. Şimdi sizden bir isteğim var. Bana kosinüs 20'yi söyleyin bakalım. Kosinüs 20 neydi? Komşu n bölü e, komşu köken komşu köken bölü 2 hipotenüsümüz de n'dir gördüğünüz gibi şu üçgende şu küçük üçgende dc burada f dersek dfc üçgeninde kosinüs 20 komşumuz köken bölü 2 hipotenüsümüz de n bu ifade bu şekilde kalmış olsun. Şimdi biz şu abd üçgenine tekrar geri dönelim. Bakın ben size desem ki kosinüs 20 nedir desem ABD üçgeni için tabii ki ABD üçgeni için kosinüs 20'yi sizden istesem ne dersiniz? Hocam çok basit. Komşusu x, hipotenüsü de 2 kök n'dir. Şimdi işler dışlar yaparsak soru çözüldü. 2 köken çarpı kosinüs 20'yi de az önce buldum. Köken bölü 2n diyebilirim. Bakın kimler gidiyor bakalım. Köken ile kökenin çarpımı n'dir n'ler gider. 2'ler de gider. Doğru cevabımız 1 bir olur. Biraz zor bir soruydu. 30-60-90 üçgenini Kullanmamız gerekiyordu. Bir de muhteşem üçlüyü kullanarak bu soruyu rahatlıkla çözebiliriz. Bir de M gördüğümüz yere köken yazdığımızda AB uzunluğu nedir? Buradaki yorumu da çok iyi anlamanızı isterim. Evet, 4. soruyla devam edelim. Bir polinom sorusu. Px ve Qx baş katsayıları sırasıyla 2 ve 3 olan ikinci dereceden polinom fonksiyonlar olmak üzere. P2 eşittir P 5 eşittir 0. Q3 eşittir Q2 eşittir 0. Limit x 2'ye giderken Px artı Qx bölü x küp 8 nedir diyor. Arkadaşlar 2 de 0 ise buna Px'i hazırlarken x 2 diyebiliriz. Eksi 5 de 0 ise x artı 5 diyebiliriz. Polinomlardan biliyoruz. Bir de baş katsayısı sayısı 2'ymiş. Böylece biz Px polinomunu artık söylemiş olduk. Burası Px. Qx aynı şekilde başlatalım. Eksi 3 baş kat sayısı. 3'te 0 x eksi 3. 2'de 0 x eksi 2 diyebiliriz. Buna da Qx diyebiliriz. Şimdi artık sorumuzu çözdük. Diyor ki Px ile Qx'i topla x küp eksi 8'e böl. Şimdi toplarken x eksi 2'lerin ortak olduğunu görüyorsunuz. Bakın x eksi 2 parantezine alsam. Şu an topluyorum Px ile Qx'i. Bakın ne kaldı? 2x artı 10 kaldı burada. 2x artı 10 artı diyeceğim x eksi 2'yi zaten paranteze almıştık. Eksi 3x eksi artı 9 diyebiliriz. Eksi 3x artı 9. Tamam. Böylece px ile qx'i toplamış olduk. x küp eksi 8'in açılımını da küp açılımından yapabiliriz. x eksi 2 çarpı x kare artı 2x artı 4. Bakın kimler gidiyor öğrencilerim. x eksi 2'ler gider. Şimdi ne kaldı yukarıda? Eksi x, x artı 19. Aşağıda ne kaldı? Bir bakalım. x kare artı 2x artı 4. x gördüğüm yere 2 yazarsam Evet şöyle diyelim. 2 yazarsam yukarısı 17 aşağısı da 12. Doğru cevap D seçeneğidir bu soruda. Beşinci soruyla devam edelim. EDFK kare ABC'de dikdörtgen BC uzunluğu eşittir 2 çarpı DC eşittir 3 çarpı K uzunluğu. Limit DC'ye giderken EAD açsın ölçüsü nedir diyor. Öncelikle şu KE'ye bir 2A diyelim. KE uzunluğuna ne diyecekmişiz arkadaşlarım? 2A. Bir kare olduğuna göre tüm kenarlarına 2A diyebiliriz rahatlıkla. Tamam. DC uzunluğuna 3A demek zorundayız. DC uzunluğuna 3A diyelim. Buraya da 3A diyelim. 6A da eşitledik hepsini. BC uzunluğu da 6A. Şurada 6A dersek burası da mecburen 4A olacaktır. Şimdi diyor ki D açısı, D köşesi C köşesine gelsin diyor. Yani diyor ki bana şu D köşesini C köşesine getir diyor. D'nin C'ye gelmesi için bakın şuradaki AD uzunluğunun şu hale dönüşmesi gerekiyor. Yani artı bunun D üssü olması gerekiyor. D köşesini buraya getirmek istiyorsanız siz A'dan AD doğru parçasını kırmızı doğru parçasına dönüştürmeniz gerekiyor. Yani buradaki doğru parçasını buraya getirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Buraya da X ve Y diyelim. Şimdi ne diyor? EAD açısı. Yani bizden X artı Y açısını istiyor. Yani diyor ki ben diyor D köşesini D üstü köşesine taşırsam diyor EAD açısı ne olur diyor. Şimdi bakın biz tanjant e, trigonometride tanjant X artı y bulup daha sonra hatırlarsanız açıyı buluyorduk. O zaman X artı Y'ye alfa dersek ve tanjantını alırsam her iki tarafın tanjant X artı eşittir tanjant alfa. Nereden aklımıza gelecek demeyin. Trigonometride buna benzer soru çözmüştük arkadaşlar. Hemen açılımını yapalım. Tanjant X artı tanjant Y bölü. 1 eksi toplam fark formülleri 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y'miz e, aynı zamanda tanjant alfadır. Şimdi tanjant x'imiz kaç? Bakalım şu üçgende tanjant x'imiz karşısı 2a komşusu 6a'dan 1 bölü 3. Tanjant x'imiz 1 bölü 3'tür. Tanjant x'imiz 1 bölü 3 olduğuna göre buraya da 1 bölü 3 yazabilirim. Tanjant x gördüğüm yere. Tanjant y'ye bakalım. Şu üçgende bu sefer. Karşısı bakın 3a e. Komşusu da 6A. Görebiliyor musunuz? 6 Bu da 1 bölü 2 arkadaşlarım. O zaman tanjantı Y gördüğüm yere de 1 bölü 2 yazabiliriz. Bakın yukarısı 5 bölü 6. Aşağısı da 1 eksi 1 bölü 6'dan 5 bölü 6. 1 de Tanjant nerede 1'dir dersen bana rahat bir şekilde 45 diyebilirsiniz. Alfamız 45 dereceymiş. Gayet güzel. ÖSM tarzı bir soru. 6 ile devam edelim. Bir ABC üçgeninde AB kenarının BC kenarı üzerindeki dikiz düşümü 12. Yani şurayı söylüyor. AC kenarının B, yine BC kenarı üzerindeki dikiz düşümü 25. Zaten vermiş 25'i de. Diyor ki biraz önceki soruda yaptığım yorumu tekrarlıyorum. Teta'yı diyor 2 alfa yapacaksın diyor. Hemen şu teta'yı sil yerine 2 alfa yaz. Peki sonra AC kenarını bana bulacaksın diyor. Tamam. Şimdi geometri sorusu artık bu soru. Limitten çıktı. Şimdi x'i nasıl bulabilirim? Bakın biraz önce bir muhteşem üçlü yapmıştık bir soruda. Hangi sorudaydı? Üçüncü soruda. Bir bakın üçüncü soruya tekrar. Yine benzer bir şey yapacağım. Bakın şöyle çiziyorum. Şuraya alfa alfa olarak ayırıyorum. Alfa alfa olarak ayırdığıma göre şuraya da alfa olduğunu zaten biliyoruz. Hepsi kırmızı alfa olsun. Dolayısıyla açı ortaya dikme olarak inerse bu ikiz kenar üçgendir. Bunların eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bunların 12 olduğunu da söyleyebiliriz. Geriye kaldı bu arada 13. Var bir problem yok. Peki iç açı ortay kurandan dolayı yani AHC üçgeninde C üçgeninde iç açı ortay yöntemini uygulayacağız. Buraya 12K dersek buraya da 13K demek zorundayız. Peki 5, 12, 13 üçgeni yok mu? Var. O zaman buranın da 5K olması lazım ki 5K, 12K, 13K olsun. Peki 5K, 12 artı 13, 25 olduğuna göre K burada ne çıkar? 5. Peki ne istiyordu bizden? AC istiyordu. K yerine 5 yazarsak sonucumuzun 65 olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Yedinci soruyla devam edelim. F ve G gerçel sayılarda tanımlı birer fonksiyon olmak üzere. F ve G fonksiyonları aşağıda verilmiştir. Gx, x birden küçükse x eksi birin karesi, x büyük eşittir bir ise 4 eksi x'tir diye verilmiş. Fx'in grafiği verilmiş gördüğünüz gibi. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi grafiğe baktığımız zaman sıfıra soldan fx için tabi f sıfıra soldanın 4 olduğunu görüyoruz. Sıfıra sağdanın gördüğünüz gibi 2 olduğunu görüyoruz. 3'e sağdan 2 ve aynı zamanda 3'e soldanın da 2 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Birinci öncül diyor ki limit x 1'e giderken f g x limitinin değeri vardır. Limitin olması için sağ ve solun aynı olması gerekiyor. İşte olması gerekiyor. 1 için bakalım. F g 1'e sağdana bakalım. Sonrasında da f g 1'e soldana bakalım. Eğer eşitlerse limit vardır diyeceğiz. Şimdi G'de 1'e sağdan bakalım isterseniz. 1'e sağdan burası 1.1 verirsek 2.9 olacak. 2.9 da 3'e soldandır. F için 3'e soldana baktığımızda bakın 3'e soldanımız 2 idi. O halde buna 2 diyebiliriz. G 1'e soldana bakalım. Yani 1'den küçük değerler için 0.9 dersek eksi 1 bölü 10 olur. Eksi 1 bölü 10'un da karesi 0 tam %1 olur. Yani 0'a sağdan olur. 0'a sağdan için kime bakacağız? F'e bakacağız. 0'a sağdan da 2'dir. O halde 1 doğrudur arkadaşlarım. Geldik 2'ye. Bu sefer 0 için bakacağız. Farklı bir renk kullanalım. Mesela G ne diyelim? F 0'a sağdan. Buna bakalım. Sonra da G F0'a soldana bakalım. Eğer aynıysa limit değer vardır. Değilse yoktur diyeceğiz. F0'a sağdan. 0'a sağdan'a bakarsak bakın 2'ye gidiyor. 2'ye gidiyor. Direkt 2 zaten. G2'ye bakacağız. G2'ye bakalım yukarıda. 2 birden büyük olduğuna göre burada yazacağız 2'yi. 4-2'den 2 olarak bulunmuş olur. Geçelim soldan limite. 0'a soldan. Bakın 0'a soldan geldiğimizde. Gördüğünüz gibi 4'e sağdan oluyor. 4'e sağdan yani G 4'e sağdana bakacağız. 4'e sağdan nerede? 4'e sağdan birden büyük olduğuna göre şurada yazacağız. 4 eksi 4'e sağdan değil de direkt 4 yazabiliriz. Biliyorsunuz tam sayılarda direkt yazıyorduk. Fonksiyonlarımız, e, ifadelerimiz fonksiyonsa ya da e, polinom tarzı bir fonksiyonsa daha doğrusu direkt yazabiliyorduk. Daha önceki testlerden hatırlarsınız. Bu da 0'a eşit. Dolayısıyla farklı olduğuna göre limit değer yoktur. Bu ibare de doğru. Şimdi gelelim 3. öncülümüze yani F G'ye 2'ye sağdan bakacağız. G fonksiyonuna gelelim ne? 2'ye sağdana bakalım. 2'ye sağdan da bakın şu ifadeyi şuraya taşıyalım. 4 eksi 2.1 verirsek 1.9 olacak. 1.9 da zaten 2'ye soldandır arkadaşlar. 2'ye soldan peki nerede? F fonksiyonuna bakacağım. F fonksiyonu için 2 burası. 2'ye gittiğini görüyoruz zaten. Sağdan da soldan da 2'ye eşit işte olduğunu görüyoruz. O zaman 3. öncülümüzde doğru. Doğru cevabımız E seçeneğidir bu soruda. Evet 8'e bakalım. Reel sayılarda sürekli bir f fonksiyonu için diye başlamış. 2 noktasındaki limit e, f(x)'in limiti a ise ve a eleman R olmak üzere arkadaşlar 2 nokta öncüllere bakmadan önce 2 noktasındaki limit a ise sağ ve sol eşit ve a'dır dememiz gerekiyor. Daha önceki testlerden hatırlayın. 2 noktasındaki limitimiz a ise hem sağ limiti a'dır hem sol limiti a'dır. Bunları bir yazalım öncelikle. Tabi biz F2'nin ne olduğunu bilmiyoruz. Bakın. F2'nin değeri de A olsaydı 2 süreklidir diyebiliriz. Şıklarda seçeneklerde de öncüllerde olabilir diye bunu da yazdım. F2 belirsizdir. Belli değil diyelim. Yani F2 A mıdır değil midir o belli değil. Şimdi bakalım 2'ye sağdan mesela 2.1 verirsek 1.9 olacak. 1.9 da 2'ye soldandır. 2'ye soldan A olduğunu söylemiştik doğru. 2'ye soldan A'dır zaten. Süper. Buna da bir problem yok. Şimdi geçelim buraya. 2.1 verirsek 2'ye sağdan dediğine göre 4.41. 4.41'den 4 çıkınca 0 %41 yani 0'a sağdan. Ben sadece 2'ye sağdan ve 2'ye soldanın A olduğunu biliyorum verilen bilgilere göre. 0'ın sağında ne olup bittiğini bilmiyorum. Bu yanlıştır. Doğru cevabımız C seçeneğidir 8. soruda. 9'a devam edelim. Evet. Bakalım. Cam fanus. Japonya'da bulunan genetiğiyle oynanmış bir karpuz türü küp şeklinde büyümektedir. Küp şeklindeki cam fanus içinde büyüyen karpuzun tüm ayrıtların büyüme hızı eşittir. Buna göre karpuz büyürken cam fanus ile arasındaki hacmin fanus ile karpuzun ayrıtları farkında oranı aşağıdakilerden hangisidir? İsterseniz bunun ayrıtına yani karpuzun ayrıtına x diyelim. Cam fanusun ayrıtına da y diyelim diyor. Ne diyordu? Karpuz büyürken cam fanus ile Karpuz arasındaki hacim farkı yani y küp eksi x küp. Şuraya yazalım. Y küp eksi x küp bölü diyelim. Fanus ile karpuzun ayrıtları farkı yani y eksi x. Bunu bir hesaplayalım. Y küp eksi x küp nasıl açılıyordu? Y eksi x çarpı y kare artı x y artı y kareydi. Bölü y eksi x. Bakın y eksi x'ler gitti. Şimdi y kare artı x y artı y kare kaldı. Hocam bu sorunun limitle ne alakası var? Ne diyordu? Karpuz büyürken yani karpuzun bir kenarı olan x y olmaya doğru giderken demek istiyor. Yani limit x y'ye giderken. x gördüğümüz yere y yazarsak bakın ne çıkıyor arkadaşlar sonuç olarak? 3 tane y kare. Yani fanusun Fanusun bir kenarına bir ayrıtına y demiştik. Fanusun bir ayrıtının karesinin 3 katı. Yani a nin karesinin 3 katı ya da FE'nin karesinin 3 katı hangisi varsa AF'nin karesinin 3 katı varmış. Doğru cevap d seçeneğidir. 10. sorudayız. Yukarıda verilen fonksiyon grafiğindeki x değişkeni b bölmesindeki kum miktarına bağlı olarak değişmektedir. Kum saatin içerisinde 16 gram kum vardır. Yani burada 16 gram kumumuz varmış. A ve B bölmeleri arasındaki musluk açılıyor. Şu kırmızı musluğu açıyoruz. A bölmesindeki kum miktarı 8 grama yaklaşırken fx değeri hangi sayıya yaklaşır diyor. Bunu şöyle göstereyim öğrencilerime. Bakın. A'da 16 var. B'de şu anda yok. 0. A 15 iken B 1. A 16'dan aşağı doğru iniyor. 14 iken B 2. 13 iken 3. Bu şekilde azalıyor. 8 grama yaklaşırken bakın. Diyelim ki A 8, B 8 oldu bir yerde. 8 grama yaklaşırken o zaman 8.1 vermemiz lazım ki 8'e yaklaş, yaklaşmış olsun. Hocam 7.9 neden olmadı? 7.9 dersen 8'den aşağı doğru inersin yani 8'den uzaklaşırsın. Burada demiş ki 8 grama yaklaşırken o yüzden 8'e sağdan olması gerekiyor buna dikkat etmenizi istiyorum. Burada hata yaparsanız düşersiniz. Peki a 8.1ken b 7.9 olursa eğer bu 8'e soldan değil midir? Bakın A'yı ayarlarken yani A'yı sana vermiş. Evet doğru 8 gram'a yaklaşırken demiş. Aynı zamanda 8'e sağdan olduğunu anlamış oldun. Ama sonuç olarak senden B'yi istiyor arkadaşım. Bak niye? A bölmesindeki kum miktarı 8 grama yaklaşırken fx değeri hangi sayıya yaklaşır Yani görüntüyü istiyor bizden. Buradaki tanım kümesini A kümesi olarak değerlendirirseniz görüntü kümesini B olarak değerlendirmek zorundasınız. O zaman 8'e soldan bakmak zorundayız. Grafiğe bakarsak 8'e soldan bize kim verecektir arkadaşlar? 2'yi verecektir. Doğru cevabımız B seçeneğidir bu soruda. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.